Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezai. Ben Kaan. Ben Enes. Bugün çok değişik canlılarla karşınızdayız şu an. Bunlar kamçılı akrep, kamçılı örümcek. Hatta isimlerinde Piggy geçiyor. Piggy'giller diyeyim belki. Yani yanlış olabilir söylediğim şey ama. Böyle örümceğe ve akrebe benzeyen, değişik uzuvları olan, tarih öncesi canlıları andıran değişik canlılar diyeyim. Ama gerçek isimlerini senden öğrenelim. Abi şimdi bunlar türü bazında baktığımız zaman Amble Piggy. Tamam işte ve Piggy. Euro Piggy. Piggy canlılar. Euro. Familyalarına baktığımız zaman öyle. Yani Piggy'ler de yanlış bir terim değil ve tarih öncesi oldukları doğru. Çok uzun yıllar boyu bu şekilde olan canlılar bunlar. Hatta geçirmemişler yani. Yani bunların ya ufak tefek. Akrabaları acayip de meşhur, ünlü bunlar. Hollywood'da falan da herhalde şeyi var. Kesinlikle abi. Şeyde, hangi film, hangi serisi diyeyim? Harry Potter'ın Ateş Kadehi serisinde. Neydi? Dev olarak mı var bunlar? Ya orada Deli Göz Moody bunlar üzerinde şey yapıyor. Lanet denemesi mi yapıyor? Evet evet abi, Alastor Moody bunlar üzerinde deniyordu. Bunlar üzerinde öyle bir şey deniyor. Yani bu hep dediğim gibi abi, Hollywood bu eklem bacaklardan ne istiyor ben anlamış değilim şimdi. Peki yani bu boyutta mı deniyor yoksa dev boyutu falan abi mı? Abi biraz daha büyük olanların. Ya bunlar öyle çok kocaman dev değil ama bunlar gene şöyle 7-8 santim olan türleri de var. Ha. Bu bizim normal. Şu an yetişkin olan 4-5 santim boyunda. Orada Dumbledore'un parmağı vardır bu işte. Ya büyük ihtimal diyorum abi, öyle bir şeyler var ama hani şöyle bir şey. Avrupa'daki gene bunların tür tanımlamasını yazan yazarların aslında biraz mitleri bunlar. Yani bu canlılar üzerinde belli bir deneyimleri olmadığı için ve bu canlılar da hani şunu da söyleyelim lafın arasında, gene tropikal ve subtropikal iklimlerde bulunduğu için, yani Avrupa'da görülmediği için bu türler hani biraz da mitlerle dolu yazıyorlar. Yani çok ilk mesela getirilen örnekleri inceleyen bilim adamının yazdığı bir raporda şöyle bir şey var. Çok ısırır, ısırırsa öldürür. Elinizi parçalayabilir vesaire vesaire gibi hani mitlerle dolu bir şey. O yüzden gerçeklik yok herhalde. Zararlı canlılar mı? Gerçekte tamamen zararsız canlılar. Ne? Özellikle şu şeylerden bahsedelim. Kamçılı örümcekleri söyleyeyim ilk önce abi. Yani. Ya bunlar Türkiye'deki şey gibi mi biraz? Hani Sarı Ömer daha önce de söyledi birkaç videoda galiba da. Sarı Ömer diyorlar. Abi Sarı Ömer'le de bir bağlantılarını kurabiliriz. Nasıl kurabiliriz? Onlar da solifugacılardan. Yani hayır, onların da hani böyle mitleri var ya hani. Abi ha. Burayı ısırırsa çürütür burayı. Öldürür çürütür gibi bir şey var ama onlar sadece bakteri taşıyan, bakteri taşıyor. Yani böyle bir ciddi öldürücü bir zehri falan yok yani onların. Hani onlarla bağlantı noktaları bu canlıların, solifugacılar da altı bacaklı. Ve bu canlılar da altı bacaklı mesela. Araklitlerde çoğu araklit, diğer örümcekler, tarantular olsun hep bahsettik 8 bacaklı. Bu canlılar 6 bacaklı canlılar. Evet. Öndeki 2 bacakları bunların, yani 2 bacak yürümeye yarayan organları, bacakları duyuyor, ne oldu abi? Zaman sonra gececil canlılar oldukları için ve tamamen gece, daha geceliğin çok aktif oldukları için, özellikle yani gececil oldukları için ön uzuvları, yürümeye yarayan organ, bacakları, ayakları zamanla anten gibi bir şeye algılama yeren organlara dönüşmüş. Peki duyuyorum şey, yani böyle yani çok sakin duruyorlar ama aslında çok da hızlılar. Çok müthiş hızlılar abi. Yani özellikle bunlar çok müthiş hızlı, yani ağaç türü diyebiliriz bunlar için. Yani ağaç türüdür bunlar. Zaten avcılardan kaçmak için hızlı da hem şeyleri var, kamuflajları var. Hani genelde ağaç türü olduğu için ağaç renkli ve desenlerine yakınlar zaten. Kesinlikle abi. Yani hani duruşları vesaire de bu şekilde. Hani dediğim gibi bunlar... Bunlarda tamamen hiçbir savunma mekanizması yok bu canlılarda. Herhangi birine dokunsak çok hızlanır mı acaba? Abi hani şöyle bir bakabiliriz. Bir dakika bekle, bir dakika. Buraya bir yoğunlaşalım. Tabi kamera da bir onu çeksin. Tamam yakından abi. Önümüzdekini bir hızını en azından bir küçücük bir tez istersen elinle kapatmamak adına bir cımbız gibi bir şeyle uzaktan bir dokun da hem kamerada kapanmamış olsun. Üflesek de oluyor galiba ya. Az önce ya yanlış üflesek de olabilir. Şey de yapabiliriz böyle. Oo. Acayip gerçekten hızlı. Çok hızlı canlılar. Döndü ve arkasına saklandı hemen. Evet. Evet. Tuşa bastık galiba. Yengeç gibi de hareket ediyorlar birazcık da. Evet. Muazzam hızlı. O şey de açtı. O bir tane ayak. Ya şu işte dediğim, az önce bahsettiğim uzuv çok uzundur. Bayağı uzun. Ya vücudun iki katı kadar görülebiliyor mu bilmiyorum ama. Ta şurada uçuş yöntem parmağımın ucunda. Böyle bir kıvrılmış halde o. Vücudun iki katı. Yani bununla genelde çevreyi algılıyorlar. Bunu... Önde kıskaçları mı var? Ya bu, ben bunu şöyle tanımlıyorum aslında abi, özellikle kamçılı örümcek, yani bu bunlar hakkında şöyle bir şey diyorum. Bir örümcek, bir akrep, bir peygamber devesi ve en kötü kabuslarınızı bir araya getirin. İşte karşınızda bu canlı.
Tabii çok çok hızlı. Abi acayip hızlıydı. Ya çok hızlı, çok hızlı. Yani tamamen yatay hareket ediyor değil mi? Evet, yengeç gibi hareket ediyorlar abi. Yani şu uzuvları, şu gösterdiklerim. Ayda. Yok yok hiç. Müthiş hızlı olduğunu. Döndü. Yok yok, bir şey yapmaz. Duruyor. Şu an muhtemelen sabit duracak yok, zaten. Yok düşer diyor aşağıya. Acaba dedim de. Ben vay, dur dur bir dakika. Bir dakika, yerine koymadan bir daha bir yakından bakalım. Elinde kontrast da yarattı, güzel ya, bu, duruyor. Ya bu dediğim gibi yani hani çok zararlı, zehirli ama öldürücü şey yapıcı bir canlı değil. Kesinlikle değil. Hani hiçbir zararı yok bu canlı. Muazzam hızlı ya. Ama çok hızlı. Çok hızlı hani aldığı zaman yengeç gibi çok güzel falso verdi oradan. Evet, böyle yani gidiyordu zıt tabii döndü yani bir anda. Altına da öyle girdi. Hiç öyle duracak ki. Yani aslında çok yavaş gibi duruyor. Ya ki, abi yavaş gibi belli şey yapıyor yani. Çünkü sakin canlılar. Gerçekten çok sakin canlılar ama işte korkutulduğu zaman tek yapması yani tek savunması işte bu canlıların kaçmak. O yüzden de çok hızlılar yani. Bir de çok hızlı altına girdi ya. Saklanma olayı çok iyi. Evet. Hani tek savunma mekanizması olduğu için canlıların mecbur kaçıyorlar sadece. Ya böyle koymayı da deneyelim. Hani yan yan hareket ediyor. Şöyle gene kızdırmazsa konu. Şöyle yan yan. Tamam, altında kalsın. Güvende tamam. Orada. Ya bu. Şöyle onu ürkütmeden yani şöyle koyarsak şöyle koyalım isterseniz abi. Şöyle mi yapalım? Devrilirse kaçar. Sabit bırakalım. Yani böyle duralım şekilde. Yani tamam. Hani hiçbir tek savunma mekanizmaları olduğu için bu canlılar mecbur öyle kaçıyorlar. Hızlı, çok hızlılar. Ama dediğim gibi hobide ya ülkemizde bizim minimum yaygın belki hani besleyen çok az sayıda insan var bu türü. Bilmiyorum var mı? Ya ben de hani o şey değilim ama hani ben çok az. Ben ilk defa senle gördüm. Yani çok şey canlılar ama çok güzel, çok ilgi çekici. Yani ben çok keyif aldığım bir tür. Özellikle evet. Benim çok keyif aldığım beslenmeleri bir beslenmeleri ne peki bunların? Efendim abi? Bunların etçiller. Beslenmeleri ne? Etçiller abi bunlar da. Peki bunlar avcılar. Boyut olarak da mesela şey mikro un kurdu boyutunda bir şeyler mi veriyorsun yoksa büyük şeyleri de mesela mayo kurdu boyutunda bir şey de yiyebiliyorlar. Şöyle bir şey yapıyorum ben abi. Hani tüm çoğu eklem bacakta besleniyoruz ama şu kafasının mesafesi yani iki kıskaçın arasındaki mesafenin boyutuna göre un kurdu veya diğer şeyleri avlayabiliyorlar. Muhtemelen bu meyvesi ne un kurdu veya yani işte. Meyvesi ne değildi abi. Gene küçük boyda şeyler cırcırlar. Küçük hamam böcekleri bunları tüketebiliyorlar. Yani yavru dubiye tarzı. Tabii tabii yani şeyleri kuvvetli bir böcek için. Önündeki kıskaçlar peygamber. Zaten peygamber devesinin mantığında evet, işliyor. Canlı canlı yiyor. Direkt yakalıyorlar, sıkıştırıyorlar. O oradan işlerini bitiren türler bunlar. Peki bunun Türkiye'de tabii bir benzeri yoktur herhalde. Abi Avrupa'da yani. Vesaire yaşayan Avrupa'da tür evet. Değil bu. Şu evet. Yani özellikle bu türü de söyleyeyim biraz spesifik konuşalım. Damon Medius. Batı Afrika'ya özgü bir tür. Ghana, Kamerun. Bu bölgelerde görülen yine o bölgelerde görülen bir tür bu. Çok ilginç ya. Ya çok ilginç yani tamamen yabancı. Yani şu, çıkış noktası da o bölge mi? Bu oraya ait bir tür abi. Ama diğer türleri yani genel anlamda kamçılı örümceklere baktığımız zaman sadece tropik ve subtropik iklimler. Yani Avrupa ve Avustralya'da yok bu türler. Yani Arktik, Antarktik kıtasında çıkartırsak sadece oralara has. Yani çok geniş bir aile değiller. Ortalama 300 türe yakın bir şey var. Kısıtlı sayabiliriz diğer yani. Diğer kamçılığıyla ortak özellikleri var mı beraber bahsedebileceğimiz? Abi şimdi diğer kamçılığıyla ortak özellikleri şimdi aslında şöyle bir şey yapılıyor bizim ülkemiz. Yani dışarıda buna da mesela kuyruksuz yani Türkçe'ye telaffuz edersek kuyruksuz kamçılı akrep olarak geçiyor bu da. Hadi bu da kamçılı akrep olarak geçiyor. Ama yani bunu aslında örümceğe daha yakın evet. Tutuyorlar. Ama ikisi de mesela kuyruksuz kamçılı akrep. Kamçılı akrep bunun diyorlar. Kamçılı akrep bunun formu ama akrebe daha çok benziyor. Yani kuyruğunu böyle kaldırıyor zaten akrep gibi gözüküyor onu kaldırdığı zaman. Kesinlikle abi. Peki bunun literatürdeki adı ne? Abi bu yani şu tür bu türde Mastigroptopus gigas. Bu da gene bir gigaslardan büyüklerden. Gigaslardan abi. Gigaslardan. Yani genelde zaten hobide yaygın olduğu için çok büyümeyen türler. 8 bu da, etçil mi peki? Bu da etçil abi. Bunlar aynı mantıkta küçük canlılarla beslenecek o zaman. Yani bu şeyde küçük canlılarda ama gövde boyu 8 santime ulaşan kuyruk hariç 8 santime ulaşan. Bu daha yavru o zaman bunlar. Bu daha yavru bunlar daha çok küçük. Peki o maksimum erişkinlikte mi? Bu bir dış iskelet değişimi daha var abi 6 santim gövde boyuna kadar ulaşabilen bir tür bu. Ama bu da artık yani sonuna yaklaşmış bir yani sonuna konusunda. Yani yarı yetişkin diyebiliriz yani sabedat denilebilir. Şimdi bunların savunma mekanizması yok dedik. Bunların da çok ilginç bir savunma mekanizması var. İlginç derken onlar kaçıyordu. Bunlar ne yapıyor? Onlar kaçıyor. Bunlar da abi asetik asit püskürtüyorlar. 80 santim mesafeye kadar. Ulan üstü açık duruyor buradan. Bizi fışkırtmasın asitleri onlar. Kendileri stresle hissetmiyorlar ya abi. Sıkıntı olmaz. Trakya şivesini çıkardım ya. Tabii anne tarafı bizi uydurmadı.
Yani bu yani bunlar o kadar hızlı değil ama savunma mekanizmaları var bu canlıların abi. Aslında ama bir şey söyleyeceğim. Sen bunlara gündüz teraryum değişimi yaparken de biz çünkü bunları sen bir farklı taşıma teraryumlarında daha da küçük boyutlardaki taşıma formlarında getirdin. Birazcık görselini arttırıp buraya taşırken eline aldığın hiçbir agresifliği, hiçbir fışkırtma püskürtme bir şeylik yok görmedik. Abi o kadar şey yapmadı. Dediğim gibi hani çok tahrik edilirse artık o derecelere, o boyutlara geliyor. Bunlar da gene 6 ayakları var. Peki altı o asidi ayağı avlanma için kullanıyor mu yoksa sadece yok, avlanmak için değil abi. Sadece kendini savunmak için şöyle bir şey var. Yurt dışında yaygın genel ismi common name'i şey Weingarten. Yani sirkeli sirke. Sirke diyorlar yani. Weingarten olarak bir şey yapılmış. Yani bir dakika sirke, tam çevirimi nasıl? Wine şarap değil mi? Weinager var ya. Weinager. Sirke. Tamam. Weingarten olarak şey yapıyor. Ama hani o da neden asetik asit sirkinin ana ham maddesi gibi bir şey yani kimyager değil mi öyle hatırlıyorum şu anda. Olduğu için ve o kokuyu aldığı için Weinager olarak geçiyor. Tabi bu türlerde gene dediğim gibi farklılık gösteren türlerde mesela klor kokan vesaire kokan o tarzda da var. İnsan sağlığına zararlı o kadar ciddi bir boyutta zarar olan bir tür değil. Sadece eklem bacakların o dış iskeletini, kitinini yakabilir. Hani gözümüze gelirse yakabilir sadece. Bu öyle bir şey var ama o kadar ahşam, zehir vesairesi yok. Bunlar da gene az önce Kaan abinin bahsettiği gibi, senin de bahsettiğin gibi abi yani Sarı Ömer, Sarı Kız, Solifugacıları biraz daha çok benziyorlar. Normal şey olarak. Dediğim gibi 6 tane ayak ve önünde 2 tane daha. Umarım orada detaylı çıkıyordur yani şey yaparak. 2 tane gene algıya yarayan uyum sağlamış ön bacakları. 2 tanesi. Peki bir şey soracağım. Bunlar her iki kamçılı için de soruyorum. Bunlarda da iskelet değişimi var mı? Kesinlikle. Bunlarda da var abi. Bunlarda da uzuv yenileme var mı? Bunlarda da kesinlikle. Yani aynı örümceklerin şeyine benziyor o zaman. Şey oldukları için hepsi araknit grubunda olduğu için abi. Hani farklı bir aileye mensup olmadıkları için şey olmak için. Bunlarda da var. Peki tamam, son olarak şunu sorayım. Örümceklerin birçoğunda olduğu gibi hani cinsel demorfizmden bahsediyorum. Bunlarda da dişi erkek arasında çok belirgin abi, farklar var mı? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Kamçılı örümcek olarak bunları biz söyleyelim. Kamçılı örümceklerde, erkeklerde bazı türlerde mesela şu anten dediğimiz antenleri daha uzun olabiliyor. Başka öyle ama cinsel dimorfizm olarak, görsel olarak bir şeyleri yok. Cinsiyet peki nereden ayrı ediyor? Abi cinsiyet için gene bunun ventral yani alt tarafından abdomenine doğru karın bölgesine bakmak lazım. Onların görselini de ekleyebiliriz. Yani şu an tutup göstermek de mümkün net, değil. Net çıkmayabilir doğru. Çünkü bazen bile yani gerekirse bunları büyüteç veya küçük yakın objektiflerle evet. Çekip bakmak gerekiyor. Bunlarda da ya zaten şöyle benim asıl işim biliyorsun ben fotoğrafçıyım hani bunlarla şimdi muhtemelen çekimlerden sonra fırsatımız kalırsa biraz makro çalışalım. Tabii abi. Belki yani oradan belki cinsiyetle ilgili bir görsel yakalayabiliriz ama yani cinsiyet olmasa bile ben arşivimde bunların fotoğrafları bulunsun istiyorum. Gerekirse senin Instagram'ına da şey yaparsan biz de zevkle bakarız abi onlara tekrardan yani hani çok şey yaparız. Bu türde hemen kısaca bunun anavatanından bahsettik. Şunun da anavatanından bahsetmemiz gerekirse. Bu da Amerika'ya özgü. Güney Amerika'ya özgü bir tür. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Zaten hani şu an orada kuyruklarını yani bak abi bak nasıl sallıyor şu anda. Niye sallıyor? Kur mu yani yapıyor? Şu anda kur yapmıyor. Sadece o hani şey görüyorlar. Selamlar alıyor. Yani selamlamak değil şu anda hani ne olursa olsun kendini garanti alıyorlar. Yani bunlar o kadar arkadaş kardeş kardeşe geçinen türler değiller. Her zaman yani bütün eklem bacaklılarda. Bunlar karşı mahallede. Ya öyle yani bak şu anda birbirine giriyorlar. Bak hani şu anda. Başkaşların daha falan açtı. Kaçabilir abi kaçabilir, ama. Kaçabilir dur şu an ritüeli bozmayalım. Bak ötekisi girişi yani. Tarantula da olsa veya akrep de olsa yani eklem bacaklarda komünel yaşamada her zaman sıkıntı olabiliyor yani işte abi. Şu an burada muhtemelen baskınlık şeyi de var. Bak tabii. Bak bayağı. Ya kuyruklarına bakarsan abi bak. Nasıl seri seri sallıyorlar. Kaçmaya çalışıyor. Evet, o ve üst şeyleri. Bak. Hayda savaş çıktı. Savaş çıkardılar orada. Hani birbirlerine ciddi zarar vermezler ama her zaman eklem bacaklarda. Sen o yüzden mi bunların hepsini tek tek ayrı ayrı getirdin? Ya tek tek ayrı getirdim. Şöyle bir duruma sokuyorum abi biz. Mesela hani küçük bir anekdot da olsun. Akreplerde bile mesela şeydir. Küçükken, yavruyken hepsini bir arada bakmıyoruz. Bak yani bakmak sağlıklı olmuyor. Çünkü evet. Dış iskeletini değiştirirken vesaire yaparken savunması birbirine oluyor. Zarar veriyorlar. Ben bunları ileride yetişkin boy ulaştıkları zaman tamamen komünel bir yaşama sunacağım. Çünkü dış iskelet değişimlerini tamamlamış olacak bunlar da. Ve savunmasız duruma kalmayacaklar. Kalmayacaklar. O yüzden hepsini bir arada tutacağım. Yani şimdi biz burada gene görsün ama yaşıyorlar yani öyle bir sıkıntıları yok hiçbir zaman.
Zaten ama bu çekimin ardından muhtemelen sen gene onları 3 ayrı yere alacaksın. Gene ayıracağım çünkü o dış iskelet yaptıkları zaman geçen günde videolarda bahsettiğimiz gibi abi şey yapabilir yani tarantula şeyi eklem bacaklar en zayıf olduğu zayıf noktalar. Sürüngene karşı. Kesinlikle kesinlikle. Peki, abi. Ömürlerini soracağım. Bunların ne kadar yaşıyorlar? Abi bunların ömürleri yaklaşık hani tür bazına bakmaya da bakmadı. Hani bunlar da bunlar da maksimum 10 sene. Ortalama 10 sene. O maksimum ortalama 10 seneye yakın yaşıyorlar. Böceğe göre bayağı iyi. Şu türler neme karşı oldukça hassaslar. Hatta ya şöyle kötü hassaslar bir... Hassaslar derken nem gereksinimleri mi var yoksa evet. Kuraklık gereksinimleri mi? Nem gereksinimleri. Yani müthiş derecede bu neme... Bu da öyle aynı mı yoksa bunlar daha mı farklı? Şu tür, bu tür abi bu birazcık dediğim gibi Güney Amerika şey, Amerika'nın güney tarafına doğru Meksika'ya kadar yayılan bölgede çöl hayvanlarına de sokabiliriz. O kadar çok nem gereksinimi yok. Şu anda mesela bak. O çok şu an kapışıyorlar ya. Şu an selamlıyorlar. Yani o kıskançlığını açıyorlar. Bak hani öyle çok agresif sayılmazlar bu türler. Ya bir tarantolarla veya diğer örümceklerle kıyasladığımız zaman öyle çok tarantula ekstra... olsaydı şu an bir tanesi muhtemelen ağızdaydı yani. Kesinlikle abi kesinlikle. Yani bir de şimdi gene ne olursa olsun yoldan geldik vesaire biraz acıkmış da olabilirler. Hı hı. Yani şu an normal olarak bir de oburlardır biraz yani çok yerler bunlar. Şu an buraya mikron kurt atsak atalım gösterirler mi acaba? Abi hani deneyebiliriz. Tamam senin yanında deneyebilir misin? Kutuyu komple ver. Yok onun üzerinde bir tane mikro vardı ben koymuştum kenara düştü mü acaba? Yani mikro şöyle küçük boyla bakayım. Direkt taşın üstüne koyayım mı bunu? Bence koy abi bir deneyelim yani ne olur şey yapalım hayvanları. Tamam dursun abi orada. Biz anlatalım o durumda. Kurt da yavaş hareket ettiği için bir test edelim. Yemle yiyip yapmayalım da. Çünkü yemlemelerde bayağı bugün fail'larımız oldu. Biz yemlemiyoruz yani normal doğasında takılıyor. Normal yani bir şekilde bırakmış gibi işte oğlum yani. Abi. Hani şeyleri bunların da ön taraftaki pediparkleri de kıskaça dönmüş durumda. Yani o tarantolarda bahsetmiştik hani cinsel organ çıkan noktası ve algıları. Bunlar da tamamen kıskaça dönmüş durumdadır pediparkleri. Hani dediğim gibi bunlar da çok yaygın. Ben bunu dışarı görsem akrep şu an oraya doğru gitti. Üstünden geçti. Öbürü ölü taklidi yaptı yırttı. Hadi bakalım. Biraz şeyde hareketsiz aslında kurttu ama. Kurt evet. Bir kurt tık uyanık galiba bir ya. Bir tık daha büyüğü de var onu da atabilirim. Atabilirsin abi birkaç tane daha şöyle küçük küçük. Bunlar beslenirken teraryum vesaire gereksinimleri de gene hani tırmanamayan türler olduğu için bu türler tarantolalarda da gene anlattığımız yani arboreal ağaç türlerinin genelinde olduğu yani. Gibi evet. Tamamen dikey bir teraryum isteyen İstiyor. Türler. Evet. Bunlar da gene normal en boy oranı eşit ağırlıkta olan türler. Aynen, peki şu an beslenmesi için bu kurtların ikisi de uygun boyutta mı? Uygun abi şu anda ikisini de avlayabilirler. Yani bu ön taraftaki kıskaçları gayet güçlüdür. Evet. Gayet güçlü canlılar yani. Bir de bak iki kurt da hareketlendi şu an. Vay şerefsiz öbürünün atmamızı bekliyormuş. Onlar biraz keşif de yapıyor. Meraklı canlılar da aslında. Hani bu diğer şunlar gibi değil. Mesela bunları koyduk buraya. Kaldı. Sakin. Tabii. Onlar biraz daha meraklı. Daha araştırmacı. Biraz daha şey olarak keyifli türler. Evet, biraz daha geziniyorlar. Gezinmeye meraklı güzel türler. Yanına gidecek mi ne yapacak? Hani dediğim gibi abi her zaman söylediğim gibi benim eklem bacaklarda bitmiyor tür. Gerçekten bitmiyor. Yani çok beslenebilecek alternatif çok. Şöyle hani artık hem eksiğimiz kalmasın diye aklıma gelenlerden hem de finallemek adına soruyorum. Handling'i geçiyorum çünkü zaten çok küçük bir canlı ve insanlara zararı olmadığını dile getirdik. Göze gelmediği sürece öyle ciddi bir sıkıntı yaratacak canlılar değil. Şu an asıl sormak istediğim konu şu. Bunlara yaratılacak ortamlar. Onlara çok nemli bir ortam yaratmamız gerekiyor dedik. Bunlara daha kurak. Daha kurak. Kurak iklime ait olduğu için. Isı durumları ne peki? Abi ısı durumları genelde oda sıcaklığında. Yani 23-26-28 derece çok ideal sıcaklıklar. Peki onun dışında gene diplerine böyle torf koyuyoruz. Nem ihtiyaç olanları daha yüksek nemli tutuyoruz. Su kabı falan koymaya gerek var mı? Abi su kabı bunlara koymak mantıklı olur. Bunlara da gene yüksek nem istedikleri için koymak nem sağlıklı olacaktır. Diye. Yani nem şeyi. Çünkü peki, şöyle kötü bir anım oldu biliyorsun. Fuardan geldiğim zaman iki tane erkeği kaybettim ben bunlarda. Evet, öyle bir sıkıntım maalesef oldu. Hani nem kaybı. Neme karşı çok hassaslar. Yani şu başlangıç için hani ben deneyim bir tecrübe kazanmadan alınabilecek bir tür değil. Bunu da söyleyeyim yani. Peki şey bunların normalde teraryum ihtiyaçları dikine teraryumlar mıdır yatay mıdır? Çünkü biz burada elimizdeki şartlarla neyi uygun bulduysak onlara koyduk. Ya, gene aynı şekilde şunu biz bu arboreal ağaç türü olduğu için genelde bunlar dikine bir teraryum uyguluyoruz. Bunlar da yatay bir teraryum yani normal 30'a 30 örneğin bir yetişkin. Yani yetişkin boya geldiğinde 30'a 30 bir teraryum bunlar için uygun. Çok rahat. Evet. Bunlar için çok rahat. Yetişkin boya geldiği zaman 50 santim yüksekliğe kadar kaldırabilirler mi? Çok aslında bunlar abi. Hani bunlara nasıl bir daha küçük yani
şuradaki örnek gibi. Onu al ortaya bir göstereyim. Yani şu mesela. Onda katil salyangozlar var. Bunları zaten ayrı bir bölüm bunlar için yapacağız. Yani şöyle bir teraryum şunlar için ideal olacaktır. Tabii hava deliklerine dikkat etmek şartıyla evet, çünkü çok ince vücutlara yapma. Evet, onlara muhtemelen sinekik gibi bir şey olması lazım. Kesinlikle abi, kesinlikle. Öyle bir şey. Hani bu şu tür üzere daha büyük türleri de var. Yani şöyle baktığımız zaman antenleri şöyle de bir şey var. Anekdot vereyim gene küçük bir. 72 santimetreye kadar olan böyle anteni olan türler de var mesela. Büyük türler. Bu normal daha şu anda küçük. Çünkü gerçekten vücudunun 3 katı diyebiliriz herhalde şu an antenini. 3'ten fazla kesinlikle. 72 santime biz kadar. 4, bu arada 4, bugün feeding fail'larını üst üste yaşadık. Hiç umursamadılar şeyle ilgili. Ya da aç değiller belki de. Ekran bacaklarında hiç feeding yapamadık şu ana kadar. Evet, belki de aç değillerdir. Bilemiyorum. Şu anda çok meraklılar gibi abi. Yani merak evet, duyuyorlar şu an. Dikkat edersen. Terazime alışmayabilirsinler abi biraz. Yani biraz evet, sürekli merak ediyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar. Hani eğleniyorlar abi. Ortamlara akıyorlar. Hani şu anda hepsi, çünkü ben de pek böyle biraz dekoratif bulamadıkları için ne oluyor şu an bulmuşken her yeri kazıp girip çıkıyorlar abi. Eğlence yapıyorlar şu anda. Bunlar da canlı doğuruyorlar abi. Her ikisi de mi? Her iki türde. Canlı doğuruyorlar. Yumurtlama yok, direkt canlı. Yani abdomenlerinde kuluçkalıyorlar. Hı hı. Kuluçkaladıktan sonra akreplerde olduğu gibi yavrularını işte doğurduktan sonra sırtlarını alıyorlar. Yani abdomen sırtına çıkıyor yavruları. Kokon mokon öyle bir şeyler yok. Yok bunda. Kokon falan yok abi bunlarda. Bir dış iskeletini değiştirdikten sonra yavrular kendi başlarına, ondan sonra doğaya çıkıyorlar. Yani ikisi de aynı şekilde canlı doğuruyor. Anladım, çok iyi. O zaman sonuna geldik diyelim mi? Tamamdır. Çok ilginç canlılarla bugün birlikteydik. Hani benim hayatımda ilk defa gördüğüm. Evet, ben de. Yani sadece, fotoğraflarda gördük ama bu tarafa. Bize Enes getireceğini söylediğinde heyecanlanıp birazcık internetten baktığım canlılardı. Benim için çok ilginç bir deneyimdi. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere.